Evet Falcao'nun her takımda bulunmasının onlar için bir şans olduğunu söylüyor James Rodriguez. Yani tabii ki Falcao'nun kariyerini tartışmıyoruz ama Galatasaray taraftarları şu an James Rodriguez'in söyledikleri üzerinden muhtemelen biraz soru işareti yaşamıştır diye düşünüyorum ben şu malum performansını düşününce önce şampiyonlar liginden e, verim alınması için aslında transfer edilen bir oyuncudan bahsediyoruz daha sonra ligin zor zamanlarında kurtarıcı olsun denen bir futbolcu e bu sezonda iyi başlayıp düşüşe geçen henüz sezonun başında bir performans şüphesiz kaldı ki maliyeti de çok yüksek ve de e, bu zamanlarda e, futboldaki kulüplerimizin e, ekonomik e, sıkıntı yaşadığı dönemlerde böyle çok ciddi ee, ...rakamlar verip aldığınız oyuncudan yüzde yüz verim alamadığınız zaman e, eleştire açık olmanız lazım. Maruz kalınıyor. Çok doğaldır bu. Yani tabii ki kariyerini hiçbir şekilde tartışmam. Falcao yani sonuçta e, dünya Falcao dü, dünyaya gelmiş geçmiş en iyi santraforlardan bir tanesi. Yani yaptıkları ortada. E, dolayısıyla e, ama artık tabii e, belli bir yaş sonlar gelmeye başladı. E, i̇yi de başladı sezon aslında. Daha sonra tabii ki takımla da alakalı bu. Yani takımınız size ne kadar getirdiğiyle alakalı evet. siz o kadar verim verebiliyorsunuz. Sakatlı olmadığı sürece yine Falcao Galatasaray forması altında yine goller atacaktır. Maç kazandıracaktır. O yüzden kalitesinden hiçbir şekilde... Tartışmaya gerek yok, kalitesi tartışılmaz zaten. O zaman burada sadece kanatlardan e, ve işte Berlanda, Fegoli, Arda üçlüsünden. Mutlaka. Son dönemde alamadığı paslardan mı bahsedeceğiz? Ya hem o, tabii ki takımında biraz yorgun oluşuyor. Glasgow Rangers maçı sonrası Kasımpaşa e, maçı e, çok açık ve net e, gördük o, o maçta. Yani çok e, tabii ki geldiler, az uyku, e, seyahat ettiler, birkaç gün sonra hemen e, maça çıkmaları. Her ne kadar Fatih Hoca orada bir kadroda bir takım değişiklikler yapsa da ama pek istenilen sonucu alınmadı o maçta. E tabi orada aynı zamanda Taylan'ın da çok çok yük bindi. her maçta oynaması 90 dakika. Yani Ardından e, da sakatlandı zaten. Sakatlandı ki çok iyi bir sezon geç başlangıcı evet. yaptı. Her hafta üstüne koyarak gitti o bölgede iki yönlü çok iyi oynayabilir Hatta ben Amil takıma gider diye bekliyordum ama tabii sakatlanması, evet. e, talihsizlik olduğunun adına. Ama muhtemelen bundan sonra milli takımında e, ilk akla gelen oyuncularından Mutlaka, biri olacaktır diye düşünüyorum ben bu performansıyla devam ederse. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani tabii onu Fatih Hoca buca zamandan beri biliyor. Çok eskiden evet, evet, evet. bildiği için onu Galatasaray o zamanları kazandırmak istiyordu, biliyordum ben. Daha sonra tabii ki üstüne koyarak, tecrübe kazanarak, özellikle Erzurum'da üstüne koyarak Galatasaray'a gelişi. Hı hı. Şimdi bayağı bir mesafe kat etmiş görüyoruz. İki yönünü çok iyi oynayabilen bir Taylan var ortada. Galatasaray'ın sıkıntıları var. Yani özellikle savunmada var. Yani izlediğim kadarıyla, yani gördüğüm kadarıyla orada Marco ama arasında ciddi... Bir paylaşım, bir uyumsuzluk, uyumsuzluk e, ben sezebiliyorum. Çünkü orada e, Markao her şeyi yapmaya çalışıyor ki ben çok beğendiğim bir stopelerden evet. bir tanesi. Ama aynı şeyi için Lundama için söyleyemeyeceğim. Çünkü e, çok daha ağır. Yani e, her an sizi yalnız e, kırmızı kart görüp sizi yalnız hmm. bırakabilir, 10 kişi bırakabilir. Fenerbahçe maçında e, birkaç saniye ge gecikmeli de olsa... Yaptığı kritik hamlelerle yine sağda kalmayı başardı. Fakat hem Kasımpaşa maçında hem de Glasgow Rangers maçında çok ciddi pozisyon hatalarını da gördük lüğündemadan. Bence orada belki Fatih Hoca bir değişikliğe gidebilir. Şimdi milli ara sonrası da Alanya maçı var. Alanya çok iyi başladı e, sezona. Özellikle hücum gücü e, şu anda tartışamayacağımız bir noktada Alanya'nın. E, bu noktada acaba o savunma zafiyetine siz de şimdi dikkat çektiniz. Nasıl etkilenecektir Alanya maçından? İşte, işte o savunma zafiyetini özellikle bu milli maç arasında artık orada e, nasıl bir savunma dörtlüsüyle Alanya karşısına çıkacak. O merak konusu. Şimdi burada bu arada orta da bence biraz konuşalım. Sadece e, stoperler savunma yapmıyor zira yani burada Taylan'ın e, performansını öne çıkardık. Şu an bir sakatlığı var. Hani takımla çalışmalara yavaş yavaş başladı ama Alanya spor maçına yetişecek mi? Onu bilmiyoruz. E, onu göreceğiz tabii ki. Ama tabii savunmadan başladığımız için de oradan devam edelim istedim ben. Çünkü tabii orada ki, evet. e, şimdi e, biliyorsunuz e, Linens zaman zaman sol bek oynuyor ki yeri normalde sağ bek olmasına rağmen evet. hoca orada zaman zaman onu orada değerlendiriyor. Saracı yokken. Evet Saratçı yokken. Şimdi Alanya hücum attı. Şimdi Galatasaray için çok tehlike arz ediyor açıkçası. O maçta çok ciddi sorunlar yaşayabilir Galatasaray takımı. Bir avantajı Saratçı dönüyor. Ki özellikle derbiden sonra Fatih Terim Saratçı'nın yokluğunun kendilerine kadar etkilediğini söylemişti. Evet yani doğru. Saratçı tabii ofansif yönü çok iyi ama defansif anlamda aynı şeyi söyleyemeyiz. Ne kadar sağlıklı dönüyor onu tabii ki maçta göreceğiz. İyi bir Saratçı Tabii ki oranın tek favorisi olduğunu ben de savunanlardanım. Ama çok kolay olmayacak yani Alanya takım hem formda hem de hücum hattı gerçekten çok zengin. Birlikte oynayan bir takım, kompakt oynayan bir takım. Ee, o anlamda e, çok çekişmeni zor bir maç bizi bekliyor Peki şimdi şunu da sormak istiyorum özellikle eski bir futbolcu gözüyle Şimdi yaklaşık 10 gündür bir hafta 10 gündür e, Galatasaray yönetiminin açıklamalarını izliyoruz Dün işte Fatih Terim'in açıklamalarını dinledik Bunlar genel anlamda e, ki genelde de maliyetlerle ilgili maddi durumlarla ilgili açıklamalardı bunlar İşte satışlarla ilgili yapılamayan transferlerle ilgili açıklamalar takım mı futbolcuları nasıl etkiler? Çünkü Berlandanın fegolinin özellikle e, sözleşmeleriyle ilgili sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Çok etkilemez. Neden diyeceksiniz? E, futbolcu kendi işine bakar. Her gün gelir antrenmanını yapar, tesise gelir, e, kurallara uyar, e, hafta sonu kamp ve maçına bakar. E, yabancı futbolcular özellikle e, maaşları günü günde yatıyorsa sıkıntı yoktur. Paraların yatmadığı zamanlarda problem yaratırlar. Türk futbolcuları gibi değillerdir. Hadi bizler birazcık daha özleyebiliriz. Hani kendi ülkemizde, kendi kulübümüz, kendi takımımız deriz. Biraz daha sabretmeyi biliriz. E, hoşgörülü bakarız. Ama e, yabancılardan aynı şeyi e, pek almamız mümkün olmuyor. Yani tabii ki hepsini kastetmiyorum ama çoğu böyledir. Yani oradaki o polemiği, oradaki açıklamaları e, futbolcu grubu çok fazla e, Dinleyeceğini hayatlı ciddiye, ciddiye alacaklarını çok fazla düşünmüyorum. Yani işleri yap işlerini yaparlar onlar yani Çünkü çok. Çünkü her gün konuşuluyor işte Belanda'ya kulüp aranıyor. Belanda gitmeli. Belanda işte bir Snyder olamadı mı? E sürekli bu, bu tartışmaların odağında bir şekilde yani taraftarla da çok fazla yıldızı barışmayan bir isim var. Ya öyle tabii kaldı ki sezonun ilk maçlarında çok da formdaydı. Yani evet ee... evet o da formda başladı. Doğru i̇yi ya. de iyi de başladı sezona. Daha sonra bir düşüş. Tabii ki bu tartışmalar olduğu için Belanda e, bir iki maç birazcık e, sallandığınızda e, yine eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Yani e, bu anlamda Belhanda'yı yani çok da fazla e, böyle e, çok gözünüzde de çok büyütmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani e, işini yapıyor. Yapıyor mu? Yani ya yani işini yapıyor derken yani çok da fazla yaptığında tabii söyleyemeyiz ama işini yapıyor sonuçta. Yani siz onu oraya getirdiniz ve e, 10 numara formayı da verdiniz ki büyük kulüplerde 10 numara çok değerlidir. Tabii. Bir de sınaylardan sınaylardan sonra. Işte sonra, aciden gibi. sonra yani on numara gibi oynamasını beklersiniz. Fakat aynı performansı almadığınız zaman bu sefer eleştirilere mazgul. Yani satmaya da satamıyorsunuz. Çünkü siz vermişsiniz yani çok olmaması gereken rakamları vermişsiniz ki aynı rakamları zaten başka kulüplerde veyahut başka Göremiyor ülkede mu? göremiyorsunuz. O yüzden de sözleşmesinin bitmesini bekleyeceksiniz. Serbest gidecek. Hı hı. E bu da Galatasaray'ın çok da işine gelmeyecek ama artık ne kadar verim alabilirsiniz e Almanya son senesi artık. E son senesi seneye gidecek işte. Verim alabildiğiniz kadar alacaksınız yani o anlamda işini yapıyor dedim ben yani. <laughs> Peki. Şimdi bir de Beşiktaş'a bakalım hemen hızlıca istiyorum ben. Malum Beşiktaş'ta da transfer dönemi biraz krizli, biraz sancılı geçti. takıma son katılan isimlerden Abubakar değerli izleyenler açıklamalar yaptı bir basın toplantısı. düzenledi. Sakatlığı ile ilgili konuştu. Dinleyelim üzerine konuşalım.